Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorem Team'in düzenlediği Değer Katan Eğitimler serisinde Efsun Hanım'ı misafir ediyoruz. Efsun Fırtına Hanımefendi'yi ve gündemin çok önemli konularından birini kendisinden dinliyor olacağız. Online ortamlarda etkili sunum becerileri. Çünkü artık hepimiz şu geçirdiğimiz bir ay içerisinde pandemi ortamında hiç katılmadıysak 3-4 tane, belki her gün 3-4 tane, kişiye göre değişir tabii, sunumlara katılıyoruz. Kendimizi, işimizi, ürünlerimizi, çözümlerimizi online ortamlarda iş ortaklarına, müşterilere, partnerlere ya da dış dünyadaki insanlara anlatmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Karşı tarafa mesajımızı, aktarmak istediğimiz bilgiyi ve etkiyi en iyi şekilde nasıl aktarabileceğimizle alakalı önemli püf noktaları Efsun Hanım'dan dinliyor olacağız. Bugün kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada değer katan eğitimlerimiz neredeyse haftanın her günü devam etmekte. YouTube kanalımıza abone olup buradan daha önceki değer katan eğitimleri takip edebilir ve onları izleyebilirsiniz. Ben arkadaşlarımızın adına Efsun Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sorularımız olursa hepsini not alıyor olacağız. Sizi bölmemek adına sunum sonrasında vaktiniz olursa size hemen göndermeyip hem chat ortamından okuyarak hem de sözlü olarak arkadaşlarımızla sorularımızı size yöneltmek istiyoruz. Efsun Hanım, tekrar çok teşekkürler. Buyurun. Ben çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemde çok gündemi meşgul eden online ortamlarda etkili sunum becerileri konusuyla ilgili yaklaşık bir saat sürecek bir konuşma yapacağız. Bu bir saat sonunda da sizlerden sorularınızı alıyor olacağız. Kendimi kısaca tanıtmak istersem, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde işletme master'ı yaptım. Daha sonra Solar Ünitas'tan koçluk modüllerini tamamlayarak profesyonel koçluk unvanını aldım. 19 yıl özel sektörde çalıştım. Bunun 7 yılı banka, Tekstil Bank ve Ulusal Bank. 6 sene Koç Üniversitesi'nde çalıştım. Bir sene Özel Global Holding, yaklaşık 2 sene de MES Eğitim Vakfı'nda çalıştım. 20 yıldır eğitim veriyorum. Tabii eğitim yolculuğu 2000 yılında Tekstil Bank'ta çalıştığım dönemde başladı. Bugüne kadar 23 bin üzerinde kişiye eğitim verdim. Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı'nın kurucusuyum. 8 yıl önce tam zamanlı çalışmayı bırakarak eğitmen, yönetim ve insan kaynakları danışmanı ve profesyonel koç olarak kariyer hayatıma devam ediyorum. Uzmanlık alanım liderlik eğitimleri, yönetim becerileri, insan kaynakları, müşteri ilişkileri ve kişisel gelişim konularında eğitimler veriyorum. Eğitim vermeyi, sahnelerde olmayı çok seviyorum. Bu dönemde beni en çok üzen eğitimlerime, canlı olan eğitimlerime, sınıf eğitimlerime ara vermiş olmak oldu. Peki, burada bulunma amacımız nedir? Teknolojiyle iç içe geçtiğimiz bu yüzyılda sahip olduğumuz bilgiyi online ortamlarda açık ve etkin en iyi şekilde sunabilmeyi hepimiz istiyoruz. Burada önemli olan nokta, sunumlarınıza katılan kişilerin sizi daha etkili bir şekilde dinlemesi ve online ortamda sunumunuz bitene kadar sizinle kalmalarını sağlamak. Biz bu bir saatlik programda sizlerin sunumlarınızı nasıl parlatacağınızı öğretecek, dinleyenlerin akıllarında iz bırakmanızı sağlayacağız. Evet, yol haritamız ne olacak? Öncelikle etkileyici bir sunumun çerçevesi den bahsedeceğiz. Burada 6 önemli konu başlığını vurgulamak istiyorum. Yetişkinler nasıl öğreniyor? Çok önemli bir konu var burada. İyi öğrenmede odak ve dikkat. Dinleyicilerin dikkatini çekme ve ilgiyi canlı tutabilme. Sanıyorum bu zamanda en önemli konulardan biri bu olsa gerek. Sunumun planlanması, yapılandırılması, görselleri nasıl kullanmalıyız? Ses ve sizlerle programın sonuna doğru diyafram nefesi yapacağız birlikte ve kapanış sunumumuzu kapanışta değerlendireceğiz. Peki, bugüne kadar online platformlarda katılmış olduğunuz sunumları şöyle bir düşünmenizi istiyorum.
Özellikle son birkaç haftadan beri neleri gözlemlediniz? Dinlediğiniz katılımcıların, daha doğrusu sunumu yapan kişilerin hangi yönlere dikkatinizi çekti? Bir saatin nasıl geçtiğini anlamadığınız sunumları şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Aa, bir saat nasıl doldu? Hatta geçen gün Ahmet Hocam, hatırlarsanız Ali Kirman Hocam'ın sunumunu izledik de bir saat dolmuş. Üstüne bir saatte soru cevap oldu. Biz sunumun nasıl geçtiğini anlamadan hepimiz iki saat bilgisayarın başında onu soluksuzca izledik. Burada önemli olan katılımcıların sizi sunumun sonuna kadar terk etmemesi, canlı bir şekilde dinlemesi. Peki, etkileyici sunumda. Şöyle bakalım. Burada 6 tane soru işareti görüyorsunuz. Şöyle ben bir sonraki slayta geçmeden önce sizlerden düşünmenizi istiyorum. Tabii kağıt kaleminiz de bu sunum süresince yanınızda hazır olursa çok iyi olur. Bu 6 konu başlığı ne olmalı? Şöyle bir düşünün, neler olabilir etkileyici bir sunumda? Tabii bu canlı eğitim olsaydı, sınıfta olsaydık muhtemelen ben bunu tahtaya çizmiş olacaktım ve sizlerden anlık bir şekilde bunları alıp yazacaktım. Öyle olduğunu varsayarak, şimdi düşündüğünüzü varsayıyorum ve bir sonraki slayta geçiyorum. Burada 6 önemli başlık görüyorsunuz. Bunlardan etkileyici bir sunumda olması gerekenler: uygunluk, açıklık, görseller, akılda kalıcı dil, ses ve beden dili. Beden dili gerçekten çok önemli. Hem sunumdan öncesi hazırlıkta önemli, hem de sunum sırasındaki hazırlıkta önemli. Güler yüz, en başta güler yüzü ihmal etmememiz gerekiyor. Siz ne anlatırsanız anlatın, nasıl anlatırsanız anlatın, eğer tebessümü eksik ederseniz bir süre sonra sizi izleyenler sıkılacaktır. Şöyle bir örnek vereyim. Çıktınız, şu şekilde suratınızı astınız, bu şekilde bir sunum yapmaya çalışıyorsunuz. Sizi dinlerler, bir süre sonra sizi dinlemeyecekler ve sunumu terk edecekler. Güler yüz önemli, mimikler burada çok önemli. Sonra kılığımız, kıyafetimiz kesinlikle beden dilinde önemli. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi de özgüven. Sizin özgüvenli duruşunuz. Bu zaten kendisini hissettiriyor. Diğer bir konu uygunluk. Uygunluk derken neyi kastediyoruz? Sunum yapmadan önce hedef kitlenizi iyi tanımanız gerekiyor. Kime hitaben bu sunumu gerçekleştireceksiniz? Hedef kitleye özel olması lazım ve ana mesajınızı belirlemeniz gerekiyor. Biraz sonra ana mesaj konusuna geleceğim. Nasıl olmalı? Yine eğitimcinin verdiği konuya hakim olması, biliyor olması çok önemli. Düşünsenize, bir konuyla ilgili sunum yapacaksınız ama o konuyla ilgili hakimiyetiniz yok, yetersiz. Ne olur bir süre sonra katılımcılar sizin tecrübesiz olduğunuzu anlayarak sizin sunumunuzdan uzaklaşırlar. Evet, bir diğer konu açıklık. Açıklıkta neler olması gerekiyor? Bu da önemli bir konu. Sunumları bazen çok detaylandırıyoruz. İnsanlar detay dinlemekten bazen sıkılabiliyorlar. Sunumda dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi basit, kısa ve öz sunumlar olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Basit, kısa ve öz sunumlar olması gerekiyor. Yine az önce ben sizlere yol haritamız dedim. Burada açıklık kısmında yol haritamızı takip etmemiz lazım. Yol haritası neden önemli? Çünkü sizi dinlemeye gelen kişiler bir saat boyunca ya da iki saat boyunca
neler anlatacağınızı, neler öğreneceklerini bilmeleri gerekiyor. Yol haritasına uygun bir şekilde sunumunuzun da devam etmesi gerekiyor. Tabii yine sunumun yapılandırılması kısmı var. Burada farklı yapılar var. Bu yapılara göre sunum yapılması lazım. Bir de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri. Bu üç bölüme uygun bir şekilde sunumumuzu öncesinde planlamalıyız. Arkadaşlar, sonuç kısmı gerçekten çok önemli. Benim gözlemlediğim bir şey var burada platformlardaki sunumlarda. Bitirirken arkadaşlarımız şunu yapabiliyorlar. Arkadaşlar, sunumumuz bitti. Bu şekilde sunumumuz bitti deyince bir anda sizi dinleyenler ne olduklarını şaşırıyorlar. Sunum bitti. Sunum bitti diyerek sonuç cümlesini kurmamak gerekiyor. Diğer bir konu görseller. Görseller de PowerPoint sunumu olabilir, videolar olabilir, kullanabileceğiniz. Tabii burada görselleri abartmamak gerekiyor. Bir saatlik bir sunumda örneğin ben video koymadım. Çünkü zaten belli bir süre vaktimiz var. Video ile vakit geçirmek istemedim. Çünkü görsellerde abartılmaması gereken bir nokta var. Görseller sizin hizmetçiniz olmalı. Onlar, eğer siz görselleri ön plana alırsanız kendiniz ikinci planda kalmış olursunuz. Bir süre sonra yine katılımcılarınızı, sizi izleyen kişileri kaybedersiniz. Akılda kalıcı dil. Bu gerçekten önemli. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Fıkralar anlatarak, anekdotlar. Yetişkinler neden hoşlanıyorlar? Tecrübelerden hoşlanıyorlar. Geçen Ahmet Hocam ilk o vermişti eğitimi. Bizlere çok güzel bir kitap tavsiye etti. Hemen o kitabı soluksuz bir şekilde okudum. O kitapta tam bugüne özel noktalar vardı. Peyniri kim kaptı? O kitabı o gün Ahmet Hocam'ın izlememiş olanlar lütfen Peyniri Kim Kaptı? Çok kısa, 63 sayfalık bir kitap, ince bir kitap. 50 dakikada bitiyor. Yıllar önce ben okumuştum, tekrar okudum, keyif aldım. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu tarz işte kitaplar tavsiye etmek akılda kalıcı dil açısından önemli. Ve ses, ses tonu. Eğer sesinizi inişli çıkışlı olmazsa, aynı modda konuşmaya devam ederseniz monoton. Düşünsenize ben çıktım ve aynı şekilde konuşuyorum. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere etkileyici sunumda beden dili, uygunluk, açıklık, görsellerden bahsedeceğiz. Bakın, ne yaparım sizleri kaybederim. Ses tonunuzun da gerekli yerlerde inişlerinin, çıkışlarının olması gerekiyor. Ton niçin önemli? Ton çünkü sözü bestelemektir. Bir de yine sesinizin müzik gibi uyumlu olması gerekiyor. Karşı tarafı rahatlatıcı olması, sizi izleyenleri içine çekmesi gerekiyor. Diksiyon tabii burada önemli. Bunun için de eğitimlerden önce, sunumlardan önce basit ses alıştırmaları yapmak sizin sesinizi açmanız için çok etkili olacaktır. Evet, yapılan araştırmalar ortalama bir insanın duyduklarının %20'sini öğrendiğini hatırladığını, gördüklerinin %30'unu öğrendiğini hatırladığını, duyarak ve görerek elde ettiği bilginin %50'sini öğrendiğini ve hatırladığını, duyarak, görerek ve analiz ederek %90'ını öğrendiğini hatırladığını ortaya koymuş. Bakın, etkili bir öğrenme ortamı mutlaka göze, kulağa ve tüm diğer duyu organlarına hitap edecek şekilde olmalıdır. Burada yine iyi öğrenmede bu ortamlarda önemli olan noktalardan biri, ara ara vurgulamaya devam edeceğim, cep telefonları ciddi anlamda dikkat çekici. Ben mesela
Ne yaptım? Az önce cep telefonumu uçak moduna aldım ki tamamen dünya ile olan iletişimimi kestim. Çünkü sizler benim için daha ön plandasınız ve değerlisiniz. Evet, yetişkinlerin öğrenme özelliklerine baktığımız zaman ilk izlenim. Neden ilk izlenim önemli? Çünkü sizi dinleyip dinlemeyeceklerine sizin ilk bıraktığınız etkiyle karar veriyorlar. Nasıl sınıfta sunuma gittiğiniz zaman bir etkiyle sahneye çıkıyorsunuz. Online ortamda da aynı şekilde ilk izlenim çok önemli. Uygun ortamlar, tabii buradaki uygun ortamlar derken illa da masa başı olması gerekmiyor dinleyenlerin bulunması. Kendisini nerede rahat ediyorsa orada öğrenmeyi gerçekleştirebilir. İlgi, yetenek ve gereksinimler. Burada karşınızdaki kişinin eğer anlattığınız konu ilgisini çekiyorsa sizi dinleyecektir. Gerçek yaşamdan örnekler. Geri bildirim verme öğrenme konusunda. Kazanılan deneyimler önemli. Tabii ki zaman ve öğrenim hızı en önemli şey, uygulama ve bol tekrar. Çünkü tekrar etmediğimiz sürece öğrendiklerimizi ne yazık ki unutuyoruz. Yetişkinler için iyi öğrenmede odak ve dikkatin geliştirilmesi ile ilgili etki tekniklere baktığımız zaman psikolog ve en çok satan duygusal zeka kitabının yazarı Daniel Goleman Odak isimli bir kitap yazmış, İngilizcesi Focus. Mükemmelliğin Gizli Anahtarı bu kitabın ismi. Bunu da internetten sipariş verebilirsiniz. Goleman burada diyor ki dikkatin iş, oyun, ilişkiler ve öz farkındalıktaki başarı için gerekli olduğunu ve IQ'dan veya sosyal arka plandan daha fazla odaklanma yeteneğinin performans ve başarı için önemli olduğunu vurguluyor. Dikkat başarı için çok önemli. Burada yine önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Herhalde hepimiz bunu yaşıyoruz. Dağınık beyin sendromu. Çağın en önemli hastalıklarından biri. Aynı anda birden fazla işle uğraşan kişilerde görülüyor. Sanıyoruz ki biz aynı anda birden fazla işi yaparsak daha kısa sürede işlerimizi bitirebiliriz. Oysa her iki yaptığımız işte de ya da üç yaptığımız işte de inanın bir tanesinden bir tanesi yani daha doğrusu hiçbiri %100 iyi yapılmıyor. Hepsi yarım yarım yapılmış oluyor. Bir işi en iyi şekilde yapabilmenin yolu ona odaklanabilmektir. Çok uykunuz varken izlediğiniz bir film ya da okuduğunuz bir kitaba nasıl odaklanamazsanız çoklu iş yaparken de beyin birçok işe odaklanmakta zorluk çeker. Önemli olan ne kadar kısa zamanda fazla iş yaptığınız değil, ne kadar odaklanarak verimli bir iş yaptığınız olduğunu lütfen unutmayın. Size bir teknikten bahsetmek istiyorum. Muhtemelen daha önce katıldığınız eğitimlerde duymuş olabilirsiniz, almış olabilirsiniz. Hatta uyguluyor olabilirsiniz. Bu teknikten verim almak için 7 ile 20 günlük sabit uygulama gerekiyor. Hedeflerinizi küçük parçalara bölmek, kısa aralıklarda çalışabilmek ve görev takibi yapabilmek açısından önemli. Bu bir şekilde sizi masa başına kilitliyor. Çünkü hani oturuyoruz masa başına, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bir anda aklımıza özellikle bu home office çalıştığımız günlerde çay içmek geliyor, su içmek geliyor. Yerimizden kalkıyoruz, gidiyoruz, alıyoruz, tekrar gelip oturuyoruz ve aslında dikkatimiz dağılıyor. Bu aslında bir yerde öz disiplin de sağlayacak bir teknik. 25 dakika çalışıyoruz arkadaşlar. 5 dakika ara veriyoruz. Sonra tekrar 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika ara veriyoruz. Tekrar 25 dakika çalıp 5, 25 dakika çalıp 5 dakika ara. Yani 25 dakika çalışma artı 5 dakika ara çarpı 4. Sonra ise bu 120 dakikaya denk geliyor. 120 dakika sonra 15 dakikalık bir ara veriyoruz.
Eğer bölünürseniz sayıcı lütfen sıfırlayın, baştan başlayın. Tabii ki cep telefonunuzu öğrenme ortamlarından uzaklaştırın. Çünkü cep telefonu dikkati dağıtan bir şey. Şimdi hemen cep telefonlarınızı uzağa koyar mısınız? Evet, anda kal veya şu an burada ol. Bu geçen günde sevgili dostumuz Hakan Gider de bunu söylemişti. Anda kalmanın önemini vurgulamıştı. Anda kal veya şu an burada ol. Bu kolay görünen strateji gerçekten konsantrasyon için en etkili bir strateji. Eğer düşüncelerinizin başka bir yana kaydığını fark ederseniz lütfen kendi kendinize telkin gibi anda kal, şu an burada ol ve hemen kendinizi bulunduğunuz ya eğitime ya sunuma neyle ilgiliyseniz hemen kendinizi oraya adapte edin. Örneğin online eğitim dinliyorsunuz. O anda tüm dikkatiniz tamamlamanız gereken bir işe odaklanıyor. Kendi kendine anda kal Efsun, anda kal Efsun, anda kal Efsun. Ben böyle yapıyorum. Anda kal diyerek dikkatinizi yeniden eğitime verin. Elinizden geldiğince de bunu korumaya çalışın. Yetişkinler için iyi öğrenmede odak ve dikkatin geliştirilmesiyle etkili tekniklere devam ediyoruz. Öğrenmeyi kısa tutmak arkadaşlar. Size odaklanmış ilgi 15 dakika. Bu nedenle bundan etkili şekilde yararlanın. Kendinizi tanıtma kısmını lütfen sunumlarda çok kısa tutun. Çünkü sizi eğer tanıyacaklarsa internetten girerler. Özgeçmişinizi zaten kısa bir şekilde başta anlatıyorsunuz. Bazen bazı sunumlarda dikkatimi çekiyor. Kişi kendisini çok uzun uzun anlatıyor. Tabii böyle olunca o odaklanmış ilgiyi kaybedebiliyorsunuz. Ne yapmak lazım? İyi öğrenmede belki parçalara bölmek lazım. Öğreteceklerinizi, nano öğrenme yapabilirsiniz. İş hayatındaki ihtiyaçları anlamaya çalışın. Burada hepimiz bu ekrandayız. Sebebine gelince öyle ya da böyle bundan sonra online hayat bizim bir parçamız olacak. Her ne kadar pandemi bitse de bizler artık öyle bir ders aldık ki savunmasız değiliz gelebilecek günlere karşı ve her zaman için alternatif planlar yaratmamız gerektiğini öğrendik. Online hep hayatımızda olacak. Bu nedenle de ne yapıyoruz? Burada iş hayatından ihtiyaçları, kişilerin iş hayatından ihtiyaçları ne olabilir? Ya da ona ne katkı sağlayabilir, ne fayda sağlayabilir? Bunlarla ilgili makaleler, tanıtım belgeleri, vaka çalışmaları anlatacağınız sunumlarda etkili olacaktır. Yine öğrenmeye uygun bir ortam, konsantrasyon. Bakın, dikkat dağıtıcıları tamamen uzaklaştırmak çok önemli. Hem siz eğer sunumu veriyorsanız hem de öncesinde katılımcılarınızla bunu paylaşmanızı tavsiye ederim. Dikkat dağıtıcıları ortamdan uzaklaştırıyoruz. Ve dikkati çekmeye çalışın. Hala benimle misin? Arkadaşlar kimler benimle? İyi, unutmayın. Sonuçta odaklanmayı ve dikkati çekmek bizim için önemli. Amacımız performansı arttırmak, iş sonuçlarını iyileştirmek. Öğrenmenin 4 yolu var. Aktif dinleme, ki odaklanarak dinleme diyelim biz buna. Eğitim materyallerini kullanma, dinlerken not alma, sorular sorma ve cep telefonuyla meşgul olmamak. Evet, sunumu planlarken arkadaşlar, sunumumuzun amacı nedir? Bu çok önemli. Hedefsiz biliyorsunuz bir yola çıkılmaz. Mutlaka bir hedefimizin olması gerekir. O yüzden de sunumun amacını öncesinde belirlememiz gerekiyor. Neden siz sunum yapıyorsunuz? İş yerindesiniz. Sizden bir sunum yapmanız talep edildi. Niye sizden talep edildi? Bilgi birikiminizden dolayı mı? Tecrübelerinizden dolayı mı? İşinizin gereği mi?
katılacak kişiler sizden daha önce sunum almışlar mı, almamışlar mı? Ne kadar hazırlanmanız gerekiyor? Hedef kitleniz kim? Dinleyici analizi sunumu planlarken biraz sonra geleceğiz. Sunumunuzun süresi, ne kadar süre katılımcılarla beraber olacaksınız? Ana mesajınız, içeriğinizi planlamak, görsel materyal, az önce de belirttiğim gibi abartılı olmamak gerekiyor. Eğitim notları, prova, prova ve prova önemli. Sunumun içeriğini oluştururken burada sunum sonrasında ne elde etmek istiyoruz ona bakmamız lazım. İyi bir sunum içeriğinde bakalım neler var. Hazırlık kontrol listesinde bu sunumdan ne elde etmek istiyorum? Ben örneğin bu sunumdan ne elde etmek istiyorum? Sizlerin bundan sonra online yapacağınız sunumlarda daha etkili olmasını istiyorum. Daha etkin sunumlar yapabilmenizi arzu ediyorum. Sunumumuzun türü nasıl? Ya satış sunumu olabilir, ya hedef odaklı sunum olabilir, bilgilendirici sunum olabilir. Bu aslında hem hedef odaklı hem de bilgilendirici bir sunum. Hitap ettiğimiz kitle buradaki kimler katıldı? İş hayatında ya da özel hayatında sunumu kullanacak, online ortamlarda sunum yapacak kişiler buraya katıldı. Senaryoyu öncesinde buna göre hazırlamak ve sunumu yapmak. Peki sunumu yapmadan önce neler yapılması gerekiyor öncesinde? Prova yaptın mı? Evet yaptım. Ses alıştırmaları yaptım mı? 2 gündür ses alıştırmalarını yapıyorum. Yusuf Şevki Karadağ buradaki katılımcılardan biri. Benim eğitimime daha önce Böhringer'deyken katılmıştı. Ve Yusuf çok iyi bilir bizim ses alıştırmalarını nasıl yaptığımızı. Bol bol ses alıştırması yaptım. Onları tavsiye ediyorum. Beden dilim nasıl? O çok önemli. Giyim, saç ve makyaj. Burada herhangi bir şekilde olamazsınız. Evinizde bile olsanız ona uygun giyinmeniz, saçınızı, makyajınızı yapmanız gerekir. 10 dakikalık sunuş için sunuş planı nasıl olmalı? Yani ne kadar vakit ayırmalısınız? Giriş %15'i alıyor, 1,5 dakika gibi. Konu aktarımı %70, 7 dakika. Özet için ayıracağınızda %15'i, yani o da 1,5 dakikalık bir plan çerçevesinde işlemeli. Tabii 4 saatlik, 5 saatlik yapacağınız sunumlarda girişi bu kadar uzun tutmuyorsunuz. Konu aktarımı kısmı daha uzun oluyor. Evet, çok önemli bir konu. Sunumunuzun mutlaka bir ana mesajı olmalı. Diğer tüm içeriğinizde bu ana mesajınızı desteklemeli. Burada sunum yapan kişinin hedefi ve katılımcıya olan faydası. Şimdi sizi dinlemeye gelmişler. Nedir? Ana mesajı öyle belirlemelisiniz ki. Dikkat ederseniz benim ana mesajım neydi? Bugünlerde dedim, online ortamlarda etkili sunumlar yapılmaya başladı. Sizlerin sunumun sonunda daha etkili sunumlar yapabilmesini sağlamak. Nedir? Benim hem hedefim hem de size olan faydası sizlerin daha iyi sunum yapabilmenizi sağlamak olacak. 6 yaşında bir çocuğa anlatamıyorsan sen de yeterince anlamamışsın demektir demiş Einstein. Yani hani şey demiştik ya, basit, kısa ve öz olması önemli. Burada kelimelerinizi çok iyi seçmelisiniz. Karşınızdaki kişinin anlayabileceği şekilde bir sunum olması gerekiyor. Peki dinleyici analizine baktığımızda kimler? Onlar kim? Ne kadar tanıyorsunuz? Kaç kişiler? Neden sizi dinlemeye gelmişler? Demografik bilgileri nedir? Konu hakkında ne kadar biliyorlar? Tamamen bilgisizlerse anlatacağınız konuyla ilgili, o zaman temel bilgiler vermeniz lazım. Genel açıklama yapmanız gerekiyor. Biraz bilgililerse daha fazla ayrıntılı. Uzmanlar ise bu konuda güncel bilgiler olması gerekiyor, gerçekler. Bu nedenle de sizin gündemi takip ediyor olmanız
Çok önemli. Dinleyicilerinizi sunuma nasıl dahil edersiniz? Tabii ki sorular sorarak dahil edebilirsiniz. Ne söyleyeceğinize karar vermek için açık ve hatırlanabilir mesajınızı oluşturduktan sonra, yani ana mesajınızı oluşturduktan sonra kafanızda bir plan yapmanız gerekiyor. Bu ana mesajın altına neler koyacaksınız? İçerik. Eğer içerik ana mesajınızı desteklemiyorsa, uygun olmuyorsa sizi izleyenler bir süre sonra hayal kırıklığına uğrayacaklardır. İyi bir içerik çok önemli. Kritik nokta burada seçim. Hangi noktaların kilit noktalar, hangi noktaların önemli ama verilmesi mecburi olmayan noktalar olduğunu belirleyin. Bazen ne yapıyoruz? Ay bunu da koyayım, bunu da koyayım sunuma. Şu da olsun, bu da olsun. Dünya kadar bilgiyi koyuyoruz. Ondan sonra da bize ait zamanda onu tamamlamaya çalışıyoruz. Zaten sizi dinleyenler alması gerektiği kadarını alacaklar. Evet, tonlarca eğitim içeriğiniz olabilir ancak anlattığınız eğitim konusu işe yaramazsa hiçbir anlamı yok. Size eğitimlerde de verdiğim bir örnek, hatta sevgili Ali Hocam'ın kitabını da tavsiye edeceğim, Toplulukları İkna Sanatı. Çok güzel bir kitaptır, ben defalarca okudum. Ali Kirman Hocam'ı çok severim. Evet, Ali Hocam kitabında bu kritik nokta seçimde şöyle bir örneği vardı. Çok da hoştur. Bu örnekte diyor ki, evinize yemeğe misafir gelecek. Biz Türk insanı ne yaparız? Ay zeytinyağlı da olsun, etli de olsun, şundan da koyalım, bundan da koyalım, bir sürü şey koyarız. Davet bitiminde yemeğe gelenlerin çoğundan şunu duyarsınız. Ya şu sarmanın da tadına bakamadım. Tüh, şu plakiyi de yiyemedim. O kadar çok şey koymanın anlamı yok. Çünkü hepsini zaten yiyemeyecekler. Önemli olan sindirebilecek kadar, fayda sağlayabilecek kadar bir sofra hazırlamak. Sunumu da bu perspektifte düşünmeniz gerekiyor. Evet. Çevrim içi eğitim iş yerlerinde arkadaşlar bilginin elde tutulmasını %25, %60 oranında arttırdığı kanıtlanmış. Sunum öncesinde az önce de belirttiğim gibi bol bol pratik yapın. İçeriğinizi oluşturmak için ve çevrim içi koymak için bolca zaman ayırın. Mutlaka konuyla alakalı tutun. Kitlenizle etkileşime geçin ki biz bunu soru cevap bölümünde yapmaya çalışacağız. Kendiniz ve katılımcılar için hedef belirleyin ve içeriğiniz daima güncel olsun. Certify.net forklift şirketi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre arkadaşlar çalışanların %23'ü gelişim ve eğitim için fırsat eksikliği nedeniyle işlerinden ayrılıyorlarmış. Bu nedenle iş yerlerinde online eğitimler ve eğitimler çalışanları iş yerinde tutmak için çok önemliymiş. Mesela kriz dönemlerinde ne yazık ki ilk önce eğitimlerden kısılır. Oysa kriz dönemlerinde en önemli şey çalışanlarımıza yatırım yapabilmektir. Katılımcıları sunumunuza ya da eğitiminize kaydoldukları andan itibaren yine meşgul etmenin diğer bir yolu da ön test ya da anket oluşturabilirsiniz. Önemli olan sadece başlangıçta değil sonuna kadar katılımcılarınızı sizle beraber tutmalarını sağlamalısınız. IBM'in bir araştırmasına göre eğitime harcanan her dolar için verimlilikte 30 dolarlık bir getiri var. Burada da kaynağı paylaştım. e-learning.com IBM Report'ta görebilirsiniz. Şirketlerin %42'si e-öğrenimin gelirlerini arttırdığını söylüyorlar. Sunumu yapılandırırken Oliver Cromwell diyor ki, bir insan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez. 16. yüzyılda yaşamış bu İngiliz siyaset adamının sözünde olduğu gibi dinleyicilerinizi
sizinle birlikte bir sunum yolculuğuna çıkardığınızda nereye varacakları konusunda onları açıkça bilgilendirmezseniz yolun bir kısmında onları kaybedersiniz. Evet, sunumu yapılandırırken sunumunuzun içeriğini söyleyin, sunumunuzu yapın ve ne sunduğunuzu özetleyin. Bunu önemli bir şey, ilk başta sunuma başlarken girişte önce arkadaşlar kendinizi ve şirketinizi tanıtın. En başta girişte. Akılda kalıcı ana mesajı verin. Hangi konuları anlatacaksınız? Yol haritası. Bunu anlatacağım, bunu anlatacağım, bunu anlatacağım. Üç başlık altında toparlayacağım, iki başlık altında toparlayacağım. Her neyse. Sonra ne kadar süreyle sizi dinlemelerini istiyorsunuz? Bunu söylüyorsunuz. Ve sorular. Ne zaman size soruları sorabilirler? Yani giriş bölümü ne anlatacağınızı özetlediğiniz kısım. Sonra ana bölüm. Anlattığınız kısım. Burada yol haritanızı izliyorsunuz. Konu başlıklarınızı yapılandırmak için işaretleme dilini kullanın. Burada haydi başlayalım. İşte birinci konuya dönersek, şimdi tekrar buraya gözden geçirirsek pek çok yönlendirme başlığı var. Kısa ve yalın tutmayı unutmayın. Jargondan, teknik kelimelerden kaçının. Dikkatimi çekiyor sunumlarda. Ne yazık ki arkadaşlarımız çok teknik kelime kullanıyorlar. Herkes bu teknik kelimeleri bilmek zorunda değil. Teknik kelime kullanıyorsak da lütfen onun anlamını açıklayarak kullanalım. Sonuç çok etkili, ilk izlenim kadar etkili. Ne anlattığınızı özetlediğiniz kısım. Yol haritanız doğrultusunda ana noktalarınızı özetleyin, temel mesajınızın tekrar altını çizin ve soruları talep edin. Damıtın. Hani az önce seçin demiştim ya, tekrar vurgulamak istiyorum. Bunu söylemem gerekiyor mu? Söylemezsem ne kaybederim? Bu bilgi kolayca anlatmak istediğimi anlatabiliyor mu? Yoksa biraz karmaşık mı? Daha basit ve kolay anlaşılan bir alternatifim var mı? Bu veri akılda kalıcı mı yoksa gereksiz bir detay mı? Ya ben bunu söylersem kafa karışır mı? Çünkü kafayı karıştırmamak çok önemli. Siz orada kafayı karıştırırsınız, anlatmaya devam edersiniz. Sizi de dinleyen kişi orada kalmıştır. Hala onu düşünüyordur. Belki bedeni oradadır ama ruhu çoktan başka yerlere gitmiştir. Biz buna sınıf eğitimlerinde de gündüz hayalciliği diyoruz. Evet, giriş, ana mesaj, mesajı berraklaştırdık. Genel bakış, yol haritasından bahsettik. Size ne kadar süreyle dinlemeleri gerektiğini söyledik ve soruları ne zaman sorabilirler. Yönlendirme işaretleri, haydi başlayalım bölüm başlangıcında. Bölümü değiştirirken belki şimdi Ziya Bey'in sorusuna geçebiliriz. Eğer bölüm değiştirmek istiyorsanız. Ya da ana mesajı kuvvetlendirmek istiyorsunuz chat ortamını. Bu size ne ifade ediyor? Chat'teki yazışmaları görüyorsanız bu şekilde sorabilirsiniz. İleriye bakış. Mesela bu konuya tekrar geri döneceğim. Gelişmede ise kısa, tanıdık, yine etkileşimli, sade, etkili, bol örnek, görsel malzeme ve mizah. Ses tonu, çeşitli ve net kullanım, etki yaratmak. Ne kadar uzun anlatırsanız o kadar az hatırlanır. Şimdi ben burada şöyle bir anons yapmak istiyorum. Sunumun sonuna kadar bizlerle kalan arkadaşlarımızla, Ziya Bey'le de öncesinde konuştuk. Sonrasında bu 5 kişiye, sunumun sonuna kadar bizimle kalan 5 kişiyi kura yöntemiyle belirleyeceğiz. Ve 5 kişiye ben Zoom ortamında bana online sunum yapma imkanı sağlayacağım. Online sunum yapacaklar ve ben onlara yeri bildirim vereceğim sunumlarıyla ilgili olarak. Böyle bir çalışma yapmayı planlıyorum. Ziya Bey, beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum.
Kaç kişi var şu anda? Ayrılanlar olmuş mu? 100 kişiyi bulduk. Daha fazla içeri alamadığımız için maksimum kapasite 100'ü gördük. Bazıları katılamadılar muhtemelen. Ama toplamda kayıt olarak 178 tane arkadaşımız kaydolmuş etkinliğimize. Dolayısıyla kura çekmek istersek elimizde bu 170 tane, 178 arkadaşımızın bilgileri var. Arka tarafta bir programdan hemen bir kura uygulamasından bir çekiliş düzenleyebiliriz sunumun sonunda birlikte. Ama katılanlara yapsak daha doğru olacak 100 kişiye. Çünkü 78 kişi dinlemedikleri için. Şöyle yapabiliriz. Yedekli yaparız. Hemen bakarız. Birinci çıkan burada mı? Buradaysa tamam. İkinciye bakarız. Anlaştık. Üçüncüye bakarız. İlk beşi Anlaştık. belirleriz. Anlaştık. Tamam. 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 Ne kadar uzun anlatırsanız o kadar az hatırlanır. Sunumu neler destekliyor dedik. Hatırlarsanız yine tekrar en başa dönüyorum. Altı başlık çerçevesinde konuşacağız demiştik. Bu başlıklar çerçevesinde de konuşmaya devam ediyoruz. Gerçekler, yetişkinler gerçeklerden hoşlanıyor. Özellikle burada mühendis kökenli arkadaşlarım vardır. Onlar hem sayısal hem gerçek. Nereden öğrendin, nasıl öğrendin? O tür bilgiler, hedef kitlenizde mühendisler varsa mutlaka onlara kaynak sunmanız gerekiyor. Kaynaklarınızı sunduğunuz bilgiyi kaynakla desteklemezseniz yine sizden kopacaklardır. Etkili tanımlar, dediğim gibi örnekler, istatistiki bilgiler çok sevilir. Yine öyküler. Sonuç bölümünde az önce bir tablo paylaştım sizinle. Sonra sonuçta tekrar paylaşacağım. Önemli, etkili. Sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli noktalarını dinleyiciye hatırlatıyor. Bitiş cümlesini iyi planlamalısınız. Kısa ve yönlendirici olmalısınız. Yol haritanız noktasında ana noktalarınızı özetleyin. Girişle bağlantı kurun. Ana mesajınızı burada tekrar vurgulayın. Dinleyicileri soru sormaya davet edin. Sözü dolandırmayın. Yani sunum bittikten sonra "Ah, şunu da anlatacaktım. Bir dakika durun. Bunu da anlatacağım." Böyle bir şey yok. Ya da "İşte kusura bakmayın, bir saatlik sunumum bu kadar. Sığdıramadım. Özür dilerim." Hayır, böyle bir şey yok. Siz profesyonelsiniz. Özür dilemek yok. Bilmiyorum yok. Kusura bakmayın yok. Ya da "Ay, çok heyecanlıyım." Yok. Heyecanınızı paylaşmak durumunda değilsiniz. Bunu Elgin Kan Vakfı'nda zaman zaman 6 saatlik sunumlar yapıyorum. Etkili sunum becerileri. Orada arkadaşları sahneye alıyorum. Çıkar çıkmaz el ayak titriyor, heyecanlıyım. Heyecanlı olduğunuzu söylemek yok. Heyecan zaten güzel bir duygu. Olmaması doğru değil. Hepimiz bir şeylere heyecanlanırsak güzel yaparız. Heyecanlanmazsak güzel olmaz zaten ama bunu çok böyle hissettirmenize gerek yok. Ve önemli bir nokta, asla ani bitiriş yapmayın. Tamam arkadaşlar, sunumum bitti. Böyle bir şey yok. Sunum bitti. Benim anlatacaklarım bu kadar. Demek yok. Mutlaka sunumunuzun bittiğini, nasıl sonuca yaklaştığını nasıl hissettirirsiniz? Toparlarsak, özetlersek. Örneğin dün akşam bir Instagram'dan bir eğitim izliyorduk. Eğitim izlerken sonuca gelsin diye bekliyoruz eğitimi anlatan kişinin. Bir türlü sonuca gelemeden bitti. Çünkü beklentimiz sonuçta etkili bir şeyler söyleyebileceğiydi. Mutlaka bir şey söyler dedik ve bir anda sunum bitti. Ne oldu? Kendimizi böyle bir anda kötü hissettik. Ani bitiriş yapmayın o yüzden. Kapanış ilk izlenim etkili ama sonsuza kadar süren, unutmayın, son izlenimdir. İyi bir sunum yapmanın, bakın %10'u yeteneğe, %90'ı ise prova yapmaya ve etkili teknikleri bilmeye bağlıdır. Yine altını çiziyorum, prova, prova, prova. Görsel materyaller, başta da belirttim, önemli, etkili bir sunum için. Fonksiyonu nedir? Bilginin aktarımına ve kalıcılığına destek sağlıyor. Sunumu
geliştiren, destekleyen her şey. İlla bir PowerPoint olmak zorunda değil. Prezi olabilir, video olabilir. Ondan sonra siz de aslında bir görselsiniz. Ya da yanınızda bir insan olabilir, o da görsel materyaldir. Onu da dahil edersiniz. Onlar olabilir. Seçenekler yer ve dinleyiciye göre değişir. Dediğim gibi siz sunum sizin hizmetçiniz olsun. Siz görsel materyalinizin lütfen kölesi haline gelmeyin. İkinci plana geçmeyin. Yine burada görsel materyaller de bazen dikkatimi çekiyor. Sunumlarda çok fazla bilgi paylaşılıyor ekranda, slaytta. Zaten bir slaytta kalma süresi 2 ya da 3 dakika kişinin. Ama siz o kadar çok bilgiyi tek bir slaytta paylaştığınız zaman yine katılımcıları kaybediyorsunuz. 666 kuralından bahsetmek istiyorum. Her slaytta en fazla 6 satır, her satırda en fazla 6 kelime, 6 slayttan sonra mutlaka grafik veya resim. Bu arada abartılı olmamalı hiçbir şey. Kullandığınız clip artlar abartılı olmamalı. Sonra hangi fontları kullanmalısınız? Baktığımızda tırnak işaretli olan fontları kullanmayın. Daha ziyade daha yumuşak Arial olabilir, Verdana olabilir, Tahoma olabilir kullanabileceğiniz sunumlarda. Helvetica olabilir yine kullanabileceğiniz. Siz kendiniz de internetten uygun fontu bulabilirsiniz. Comic Sans ben bir dönem kullandım. Şimdi kullanmamaya çalışıyorum. Aslında eğlenceli diye kullanıyordum. Şimdi bakıyorum o da dikkati dağıtıyor. Yani profesyonel sunumlarda Comic Sans kullanılmaması daha doğru oluyor. Kendimizi tabii sürekli geliştirmemiz lazım. Bu renkler de önemli. Renkleri kullanırken görsel materyallerde zeminin koyu zemin üzerine açık renk yazı, açık zemin üzerine koyu renk yazı. Benim size tavsiyem daima zemininizin açık renk olması ve renk olarak da bir ya da iki tane renk kullanmanız, çok fazla abartmamanızı tavsiye ederim. Font kullanımında da öyle. Ben genellikle tek fontla götürmeye çalışıyorum. Bir ya da iki fontla sunumlarınızı hazırlayabilirsiniz. Çok font kullandığınız zaman yine dikkati dağıtacaktır. Evet, nefes çok önemli. Sesin cephaneliği. Şimdi hazır mısınız? Sizlerle bir diyafram nefesi çalışması yapalım. Ondan önce bir iki slaytım daha olacak ama siz de bu arada kendinizi hazırlamanızı istiyorum. Nasıl ve nereden nefes almalıyız? Buradaki katılımcıların pek çoğu diyafram nefesini zaten duymuştur. Eminim ki çoğunuz da uyguluyorsunuz. Peki burada neden altını çiziyoruz? İyi bir sunum yapmadan önce nefes çalışması yapmak çok önemli, diyafram nefesi. Ben dünden beri inanılmaz şekilde nefes çalışması yapıyorum. Takılmamak için, daha iyi bilgiyi aktarabilmek için, vurguları daha iyi yapabilmek için kendinizi rahatlatırsınız diyafram nefesi çalışmasıyla. Peki, nasıl ve nereden nefes almalıyız? Yoga'da tam nefes dediğimiz karın, kaburga ve göğüs nefesini birleştirerek nefes almalıyız. Bu diyafram nefesi sakinleştirici hap almış etkisi yapar. Beyni de sakinleştirir. Hatta uykuya dalarken de çok etkilidir. Bütün vücudun organlarına hafif ve tatlı bir masaj yapar. Organlarda duran kan da bu şekilde dolaşıma sürüklenmiş olur. Her zaman nefes vererek önce akciğerler boşaltılır, bitirirken de nefes alarak bitirilir. Şimdi sol elinizi göğsünüze koymanızı istiyorum. Sağ elinizi de lütfen karnınıza koyun ve daima nefes vererek başlıyoruz. Akciğerleri boşaltıyoruz. Nefes verirken
karnımızı içeriye çekiyoruz. Nefes alırken de karnımızı dışarıya iteceğiz. Burnumuzdan nefes alıyoruz, ağzımızdan nefes veriyoruz. Ve nefes verirken mum üfler gibi, nefes alırken de çiçek koklar gibi nefes alın. Şimdi mum üfler gibi nefes vererek başlayalım. Karnımızı içeriye çekiyoruz. Evet, diyafram kalbin yardımcısı. Bakın, soluk aldığımızda karnımız şişti, soluk verirken de karnımızı içeriye doğru çektik. Diyafram olmasaydı kalp 40 kat daha fazla çalışmak zorunda kalırdı. Nefesleri açtık ve önemli bir konu, sunumumuzu bitirdikten sonra kendimizi değerlendirmeyi unutmayalım. Neden? Zaman yetmedi. Yetersiz olduğum bir durum oldu mu? Nasıl daha iyi olabilirim? Mutlaka kendinizi değerlendirin. Toparlarsak online eğitimlerde, online sunumlarda, daha etkili online platformlarda nasıl daha etkili sunumlar yapabiliriz? Unutmamamız gereken bir şey, bunun profesyonel bir ortam olduğu, öncesinde sanki sınıf eğitimlerine hazırlanıyormuşuz gibi hazırlanmamız gerektiği, bol bol prova yapmalıyız, ses alıştırmaları yapmalıyız, hedef kitlemizi doğru bir şekilde belirlemeliyiz, kimlere hitap edeceğiz, ana mesajımız nedir, içeriğimizi de ana mesajımız doğrultusunda oluşturmalıyız. Yol haritamızı en başta giriş bölümünde belirterek o yol haritamıza sadık kalarak sunumumuzu tamamlamalıyız. Ve yine yönlendirici bir işaret, sunumun sonuna geldiğimizde sonuç olarak toparlarsak kelimeleri sizin ya da her şeyi kapsadıysak, kapsayarak bu tür kelimeleri kullandığınızda sunumu artık nihayetlendirdiğinizi katılımcılar anlamış oluyorlar. Evet, giriş, ana bölüm ve sonuç. Girişte ne anlatacağınızı özetliyorsunuz, ana bölümde anlatıyorsunuz, sonuçta da ne anlattığınızı özetliyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Saatimiz tam 4. Bakın, tam 1 saat zamana uyarak planlama çok önemli. Bunu öncesinde prova yapmanız gerekiyor. Şimdi soruları alabilirim. Evet Efsun Hocam, çok çok teşekkür ederiz. Hepimiz çok güzel notlar aldık. Güzel sorular da soruyor olacağız az sonra size. Çekilişi en son yapalım. Sorulardan sonra yapalım. Sorularda da çok güzel bilgiler almış oluyoruz. Bütün arkadaşlarımıza, katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Efsun Hocam gibi alanında uzman, değerli eğitmenlerin, danışmanların değer katan eğitimlerine ulaşmak isterseniz bizim YouTube kanalımıza ulaşabiliyorsunuz. Valorem Team olarak bunu şu anda artık paylaştıkça büyüyen bu bilgiyi olabildiğince fazla insana yaymaya çalışıyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi gibi. Peki Valorem Team diyoruz ama Valorem Team nedir? Kısaca kapatmadan ondan bahsetmek istiyorum izninizle hocam. Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Kendimize ve çevremize değer katmak üzerine kurduğumuz yepyeni bir oluşum aslında. Burada da yazdığı gibi teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Peki ne yapıyoruz? Yaptığımız şey şu, müthiş bir dijital dönüşüm yaşıyoruz. Yıllardır içerisindeydik ama son bir ay içerisinde bu inanılmaz derecede hızlandı. Bakın artık
sunum yapma tekniklerimiz çok hızlı değişti. Hemen kendimizi buraya adapte etmeye çalışıyoruz. Sadece bu değil, bütün iş yapma şekillerimiz, alışkanlıklarımız dönüştü ve önümüzdeki günlerde dönüşmek zorunda. Yani müthiş bir dijital dönüşüm, müthiş bir teknolojik devrim üzerimize doğru geliyor. Kendimizi buna hazırlamamız lazım. Aksi takdirde ya teknoloji zede olacağız Efsun Hocam ya da teknoloji zade olacağız. Evet. İşte ne tarafta yer alacağımızı bugün kişiler olarak, kurumlar olarak, topluluklar olarak ne yapacağımız belirliyor olacak. Eğer doğru şeyleri yaparsak bu teknolojik dönüşümden fayda sağlayan tarafta yer alabiliriz. Yarın da bu konuyu Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla birlikte masaya yatıracağız. Teknoloji zade nasıl olabiliriz? Teknolojik bu dönüşümden nasıl fayda sağlayabiliriz? Kendimizin ve işletmemizin gelir modelini emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modeline nasıl geçirebiliriz? Bunu konuşuyor olacağız. Yarın tam 15'te başlayacak bu toplantımız. Katılmak isteyen dostlarımız olursa buradaki kare kodu hemen telefonların ekranıyla, kamerasıyla okutup hemen kayıtlarını yapabilirler. Ya da bu videoyu YouTube'a koyduğumuzda bu tarih geçmiş olabilir. Muhtemelen valoremteam.com'da hazırlanıyor. Buraya da girip buradan da detaylı bilgi alabilirler diyoruz. Ben bütün katılımcı arkadaşlarımız, dostlarımız adına size çok çok teşekkür ederim. Ben çok istifade teşekkür ettik. Hatta ufak bir ayrıcalık yaparsanız Efsun Hocam, bizim yapacağımız bu tanıtım toplantısını da izleyip bize bir feedback'te bulunmanızı, geri bildirimde bulunmanızı çok isteriz hocam. Yarınkini değil mi? Evet, yarın saat 15'te. Biz izledikten sonra bizim yaptığımız sunumla alakalı bize de geri bildirimlerde bulunursanız çok mutlu oluruz. Tabii ki, hay hay. Tamam, tabii çok ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman 30'un üzerinde mesaj var chat ortamında. Birlikte hem soruları okuyalım, sonra da dostlarımızın mikrofonlarını açalım ve sorularını yöneltmesini sağlayalım birlikte.